Bursa Yadağı'ndaki PKK'nın eğitim kampına İhlas Haber Ajansı muhabiri Volkan Kayalar ve kameraman İsmail Coşkun girdi. Ekibimiz kampın her bir yanını karış karış taradı. Tünel ve mevzilerden sonra terör örgütü PKK'nın eğitim kampına da girildi. İHLAS Haber Ajansı ekibi hainlerin kampını karış karış görüntüledi. Bulunduğumuz nokta Bursa Yadağı. Bu nokta PKK-PYD teröristlerden operasyonun ardından alındı. Şu anda bulunduğumuz nokta ise eğitim kampları. Bu noktada PKK'lı PYD teröristler eğitim almışlar. Hemen elindeki defteri de gösteriyorum. Bu defterde de PKK-PYD teröristler birçok silahla ilgili notlar almışlar. Bursa Yadağı terör örgütü PKK-PYD'nin elinden alınmıştı. Hainler defedildi. Denetim Mehmet Cimize ve Özgür Suriye ordusu güçlerine geçti. Bursa Yadağı operasyon bölgesi Afrin'e çıkış kapısıydı. Hainler bölgede beton mevzi ve siperlerde gizleniyordu. Bu yüzden her bir noktası karış karış taranmalıydı. Kanlı örgüte ait mühimmatlar ortaya çıkarılacaktı. Bölge didik didik edildi. Teröristlere ait tünel ve mevzilere ulaşıldı. Burada birçok tünel var. Birçok tünel kazılmış, birçok mevzi yapılmış ve burada PYD'li PKK'lı teröristler eğitim sağlamışlar. Hainlerin eğitim kamplarına girildi. Arkamızda gördüğünüz nokta PYD mevzilerinden, eğitim kamplarından. Burada sosyal alanları var. Kamp alanına beton binalar inşa edilmişti. Taş yapılar da mevcuttu. Metrelerce derinlikteki sığınaklar bile düşünülmüştü. İHLAS Haber Ajansı muhabiri Volkan Kayalar ve kameraman İsmail Coşkun teröristlerin eğitim alanını görüntüledi. Bulunduğumuz nokta Bursa Yadağı. Yoğun çatışmaların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri öncülüğünde Özgür Suriye ordusu güçleri bu noktaya da geçmişti. Şu an bulunduğumuz nokta ise PYD PKK'lı teröristlerin kamp olarak kullandığı nokta, bu eğitim binaları. Burada eğitim yapmışlar. Bu noktalar Türk Savaş Uçakları ve karadan fırtına obüsüyle vuruldu. İşte görüyorsunuz her nokta burada tamamen yıkıldı. Birçok ders kitabı var, ders defteri var bunların. Not tutukları burada elimizde. Şu an kameraman arkadaşım size gösterecek. Bakın burada lav silahı ile ilgili bilgiler var. Hemen geçiyoruz. Bixi, bununla ilgili bilgiler var. Roketin menzilleri nasıl yapıldığı hakkında bir sürü bilgi var. Yine burada mayınlarla ilgili bilgiler var. Eğitim notları sayfalar dolusuydu. Bölgede sadece bunlar yoktu. Hainlerin tanklarımızı vurmak için sakladığı roket atarlar da bulundu. Bölge terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle süslenmişti. Bu terör örgütü PKK-PYD ortaklığını bir kez daha gözler önüne serdi. PKK ile işbirliği yaptığı, PYD'nin aynı zamanda PKK olduğunu gösteren en güzel şeylerden bir tanesi, noktalardan bir tanesi. Şu an defterde görüyorsunuz. Sözde terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları var. Buradaki defterlerde de var. Posterleri var. Bir sürü nokta var burada. Her bir defter sayfası tek tek açıldı. Sadece kapaklar bile kanlı ittifakı özetlemeye yetti. Bunlar hep burada görebiliyorsunuz. PKK ile PYD'nin nasıl aynı şekilde hareket ettiklerinin göstergeleri. Görüyorsunuz sözde terörist başı Abdullah Öcalan'ın. Evet bakın yine bu da onlardan bir tanesi. Bu defterde onlardan bir tanesi. Bunlar burada. Teröristler el yapımı patlayıcılar da üretmişti. El yapımı patlayıcıların tuzaklandığı onlar da burada ortaya çıkartılmış. Hainler medyadan uzak kalmak da istememişti. Çanak antenler kurulup televizyonlar yerleştirildi. Operasyonla bozguna uğrayan hainlerin mevzileri de yok olup gitti.